selam verin, toprak geçiyor. Şu an Neheres pistindeyiz ve World Superbike'ın son yarışına geldik. Şu an kendimi harika hissediyorum. Hemen pistin arkasındayım. Tüylerim şu an var ya diken diken. Çok güzel bir videoya denk geldiniz. Bir iki bir hayalimi daha gerçekleştiriyorum. Motil ile birlikte arkadaşlar İspanya Jerez'deyiz. Bu son yarış, her şey bu yarışta belli olacak. Tabii ki biliyorsunuz gönlümüzden neyin geçtiğini. İnşallah da öyle olur. Çok dillendirip başına bir şey gelmemesinden korkuyorum. Estetik kulak verir misiniz? Hemen padon girişindeyiz. Onda geçiyor. Hepsi bir müzik enstrümanı gibi. Hepsinin ayrı bir tınısı var. Şu an bir motosikletçinin olması istediği yerdeyim. Videomuz başlıyor. Hazırsanız çay mı kahve mi ne istiyorsanız alın. World Superbike'dayız. Şu an Kazakistan'ın önünde duruyoruz arkadaşlar. Gelin bakalım içeride neler dönüyor, yarışçılar neler yapıyor. Şöyle giriyorsunuz iki tırın arasından. Şöyle çekeyim. Yarışçıların tabii burada özel yerleri var. Hem kalıyorlar. Size böyle bir yerler de göstereyim size birazcık. Bak görüyor musun? Motil and wash and clean. Şimdi orada bazı briefingler veriliyor ama arka taraf böyle. Şöyle göstereyim. Buradan böyle gidişleri var arkadaşlar. Buradan da böyle padokları var sürücülerin. Bunun arka tarafı pist. Oradan piste geçiyorsunuz. Burada tabii ki resmi sponsorları falan var. Şu an Kawasaki'nin padok alanındayız arkadaşlar. Arkanızda böyle yarışçılar falan var hatta görüyorsanız. Şöyle bu tarafta yarışçılar var. Pistin tam kenarındayım. Göstereyim birazcık. Bak buradan böyle bazıları piste çıkacak. Makineyi çalıştırdılar. Sanırım kadın bir sürücümüz var. Orada da bir tane bak ZX10'umuz burada. ZX10'umuz burada arkadaşlar. Burada içerideki padok alanını şöyle gösterebilirim. Bir yarışçı için burada. Motoru şey çekmeden bak özellikle söylüyor. Motoru detaylı çekmeyin diyor bak adam. Biz de detaylı uzaktan çekiyorum. Yandan çekmemize izin vermiyorlar şu an motor arkadaşlar. Sadece kafadan çekebiliyoruz böyle. Neden böyle oluyor arkadaşlar? Çünkü bazı teknik detaylar var ve onların diğerleri tarafından bilinmesi istemiyor. Gizli özellikleri var. Her sürücünün farklı kombinasyonları var değil mi Aliş Hanım? Bak abi. Anlat biraz. Her sürücünün farklı kombinasyonu var bir. Ürettikleri kendilerine özel bir teknolojiler var tabii ki. Ve içeride geçen yolları falan da göstermek istemiyorlar. Çünkü belki öbürüne göre bazı şeyleri daha iyi yapıyor. Aynen. Bunun da diğerlerinin bu sadece pilotlar arasında paylaşılabiliyor. İki pilot aynı onların takımda. Onların arasında paylaşmıyorlar. Bazı şeyleri veriyorlarmış orada onu söylediler. Bazı ufak detayları verdiler. Düşünün lastiklerin içinde bile az önce gösterdiler. Lastikler bir anda ısınıp soğunmasın diye ayrı odaları var bu arada. Onun da olayı şey işte lastik ısın soğu yaptıkça kimyası bozulmasın diye. Tutuşunu kaybetmesin diye Mustafa sürekli sıcak tutuyorlar. Bir teknoloji var arkada anlatamam. Sadece yani burada makineye binip pilotlar sürüyor ama bu işin bir background'u var. Orası da gerçekten arkada harika. 6 tane adam sürekli ekran inceliyor, data inceliyor böyle. Yani arkası benim daha çok ilgimi çekiyor. Orası en yasak orası. En gizli bilgiler orada dönüyor. Burada izin verdiler ama arkayı çekemedik. Beni bırakın bir yarışayım ben. Ben bir yarışayım ben. Bineyim çıkayım be abi. Arkadaşlar şimdi şurada sessiz konuşuyorum. Bir şey göstereceğim size. Bakın. Şimdi bu arkadaş burada kameradan pisti kontrol edip burada sarı kırmızı bayrak tarzında bir şeyler olduğu zaman bunları yönlendiriyorlar veya doktor lazımsa burada onları gönderiyorlar. Biraz sessiz olmam gerekiyor. Bir sürü kamera var ve her kamerada bir kişi yönlendiriyor. Birkaç kişiye bir kamera ait. İnsanlar burada hala harıl harıl çalışıyor. Şöyle döndüreyim. Siz de gelin burada video çekin, eğlenin, gezin tozun anasını satayım yani. Arkadaşlar bize şu an şey anlatılıyor. Burada yarışın kabinindeyiz. Buradaki bütün görüntüler var. Şöyle bir etrafı göstereyim önce. Arkadaşlar şurada direktörümüz var parmağımın ucuyla göstereyim. Yandaki de kameraman diyor ki şu kanala geç, şu kanala geç. Onun yapıldığı şu an odadayız. Değişik bir yer. Şöyle bütün kamera yarış izlemek için en iyi yer burası olduğu söylendi. Hatta şöyle arkası da var göstereyim. Bu tarafa doğru gidiyor böyle buralar. Buralar gizli kalması gereken yerler ama bize teşekkürler. Motil sayesinde böyle yerlerin içerisine girebilme şerefinde bulunduk. Arkadaşlar burada da hatta şöyle göstereceğim. Burada bu ekranda gördüğünüz numaralar falan var ya böyle kimin kaçıncı olduğu zaman süreleri. Buradaki grafiker arkadaşlar bunları ayarlıyorlar. Bu tarafta ise gazeteci arkadaşlar bunlarla ilgili haberleri sunuyorlar. Şöyle göstereyim size. Ya biz nereye geldik ya? Ne güzel oldu ya. Çok iyi bir yere girdik bu arada. Hani bunlar gizli bilgiler. Rica ettik çekebilir miyiz diye. Hani bizi kırmadılar ama özel bir VIP ile gezdiğimiz için bunları yaşayabildik. Yarış dışında bunları görmek de gerçekten çok enteresan. Acayip bir yermiş ya. Aha biri düştü bak. Hemen organize ediyorum. Düştü arkadaşlar. Canlı bildiriyorum. Düştü. Şu an pistin yanında inanılmaz bir ses var. Arkadan toprak geliyor ama dur bakayım nerede kardeşim? Geliyor reis. Geliyor reis bak. Yürü be kardeşim. Koş.
Söyleyeyim mi? Ya bir ses var burada, anlatamam. Şu an yukarı çıktık, bir sağa bir sola koşuyoruz görebileceğiz diye. Çok hızlılar be. Bak 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 bak. Burada olmak gerçekten çok keyifli be. Baba, manyak bir şey. Manyak bir şey. Tüylerim diken diken oluyor onlar geçtikçe. Şu an sıralama turundalar arkadaşlar. Hemen gördüğümüz üzere yan tarafından hemen padoğa girebiliyorsunuz. Diğer taraf ise pistin döndüğü yer, start finish düzlüğüne çok yakınız şu anda. Sesten bilmiyorum, umarım benim de sesim geliyordur. Çok bağırmak istemiyorum ama manyak bir ortam. Çok keyifli yani. Bak tüylerim. Neyse, olayı anlatıyorum. Bugün ilk gün. Şu an sıralama turu yapıyorlar. Batista geçti. Onda geçiyor. Vandermark geçti, takım arkadaşı. Yarınki yarış ve bir sonraki yarış için start alacağı şeyleri seçecekler. Lan bir durun lan, derin mi nedir? Gel ne ya kral? Kral be. İstiyoruz ki yarın hep beraber çok güzel bir kutlama yapalım onun için. Çok bağırdım değil mi? Arkadaşlar kusura bakmayın ama burada böyle oluyor, yapacak bir şey yok. O yüzden böyle piste girip onlarla böyle motor sürme heyecanını yaşamak istiyorum. Çok zevkli olsa gerek. Yap, yap anam babam yap. Yap anası satayım. Hepsi beni bir gaza getirdi böyle. Umarım seneye Türkiye'de İstanbul Park'ta bir şeyler olursa biz de tulumlarımızı giyeriz. Merhaba, merhaba. Biz de giyeriz, bir şeylerimizi yaparız. O yüzden şimdilik pist kenarından bu kadar. Sizi bütün gün ilk günden vermek istemiyorum. İkinci ve üçüncü gün yarışları daha rahat izleyeceğimiz bir nokta seçeceğim. Ama şu ana kadar yakalayabildiğim en yakın pozisyon bu. Merhaba. Bir teker yap şurada, bir göster bize. Şurada yap. Zeyn teker yapacak arkadaşlar. Kaldır bakayım. Bas bakalım. Adam teker çalışıyor ya pitte. Ben 33 yaşındayım. Daha teker yapamıyorum arkadaşlar. Utandım ya kendimden yani. Vallahi. Söyleyelim mi? Evet arkadaşlar, toprağın yanındayız. Şimdi polden çıktı. Süper polden çıktı. Nasıl geçti? Hafta sonu nasıl geçecek? Sen anlat bir şeyler be biraz kral. Yani şöyle, bir tane farklı bir lastiğimiz var burada kullanabileceğimiz. İkisini de denedik. Hangisi daha iyi olduğunu tabii ki de karar vermek gerekiyordu. Yarış simülasyonu yaptık. 13 turluk yarış simülasyonu yaptık. Normalde yarış 20 tur. İstediğimiz gibi aslında güzel bir ayar oturttuk. Tabii biraz daha iyisi gerekiyor bizim için. Yarın son antrenmanlarımız var. Ondan öncesinde tabii ki de topladığımız bütün veriler aslında yarın için bizim işimizi daha çok kolaylaştırıyor. Çünkü yarış için değil mi? Neyi eksiğimiz varsa onu yarın düzeltmeye çalışacağız. Şu an her şey yolunda, güzel gidiyor. Güçlüyüz. Yani şeye bakmıyoruz çok. İkinci antrenmandaki en iyi tur derecesine çok takılmaya gerek yok. Çünkü yarış simülasyonu bambaşka bir şey. Herkes daha çok böyle en iyi turu atmaya çalıştı bugün. Bizi de heyecanlandırıyorsun. Aynen. Abi bakalım bu. Yarın için gerçekten birinci olmak için aslında çalışıyorum burada. İlk üçte bitirmek için değil. Bakalım, inşallah istediğimiz gibi olur. Bir şey soracağım. Tut ki Allah izin verirse yarın şampiyon olduk. İnşallah. Pazar günü şov mu yapacağız? Yani yarın şampiyon olalım, pazar günü yarışmasak da olur. Öyle girmeyeceğiz bizim bizde. Yani burada ben sizle beraber izleyebiliriz. Şey yapabilme şansı var. Böyle yapabiliyor muyuz? Ya siz dönün be. Biz hallettik. Biz benim için bitti zaten. Hani öyle diyebiliriz yani. Yani kardeşim, yarın Allah yardımcın olsun. Sağ olasın. Yani biz burada böyle seni izlerken az önce piste sen dönüyorsun. Biz yukarıda bir sağa koşuyoruz, bir sola koşuyoruz. Böyle kudurduk seni izliyoruz. Yok orada stop yaptı, burada bunu yaptı. Çok iyisin. Umarım yarın şampiyonluğu çok güzel İnşallah. Bir şekilde burada hep beraber kutlarız. İnşallah. Arkadaşlar şimdi yanımızda Honda'nın pilotu var, HRC'nin. Şimdi ona böyle küçük birkaç soru sormak istiyoruz. Çok fazla vakitleri yok ama bize değerli vakitlerini ayırdıkları için çok teşekkür ederiz. How was the track today? Hello everyone. Yes, was nice. It's nice always to race at home and to make the final run here is so special for me. So yes, working so hard, especially with used tires, our pace is not too bad. We need to find a way to use more the new tire for tomorrow, but yes, overall happy for the day. Did you start with bicycle or motorcycle? I start with bicycle because when I first was, love when I was when I was a kid with 2 years old, I see a video of motorbikes on the TV, and as I asked directly to my father that they want a bike, but of course they say no forbidden. So forbidden. You can. Every single father, no. Yeah. So bicycle is the only option that I have it. So with 2 years old, I start to go with a bicycle full throttle until 6 years that they buy me. After 4 years of I want a bike. Finally, I get it. I and see then, my story like yeah. And then I start to love, of course, motorbikes. But yes, I always like so much the bicycles. Now I do more like a training. Mm-hmm. But when I was with 8, 9, 10, also
On a school, I use the bicycle a lot for play, the trip for playing on the skate park, BMX. I love it. So it's a compliment that I always use it. Thank you, merhaba Chavi. Pleasure for me. Chavi or Javi? Chavi. 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 Like this. Nice to meet you. Nice to meet Thank you. Thank you for everything. When you time, please come to Turkey. To when you come, Motocross. Kalas. Yes. Don't worry. Kalas just. Nice. We are everything into the middle. Bicycle, cross, what do you want? Doesn't matter. Doesn't matter. Nice. Arkadaşlar, teşekkür ederiz kendisine. Güzel bir böyle bir vakit ayırdı bizim için yarışlardan sonra, Super Pole'den sonra. Bize de böyle vakit ayırdığı için çok 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 teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, şu an Ducati tırının önündeyim. Birazdan bir de Ducati'nin padoğuna gireceğiz. Bakalım orada neleri ne kadar çekmemize izin verecekler bilmiyorum ama şu an görüşmeleri yapıyorlar. Halledin kardeşim şu işleri, halledin, bitirin bu işleri. Ben dedim ki, benden iyi yağ değiştireceksin, teknikal bir eleman bulamazsınız dedim. Çok doğrusu. Yanında da ben varım. Ha? Hiçbir şey olmaz sana. Mustafa'm 10 TL verir misin kardeşim? Ne kadar? 10 TL'yi. Oldu. Tabii ki parçalayacağım şimdi. Hello Fabio. Mustafa. It's Tolga. Stefano Renzi. The manager for the... May I record? No problem. Record? Is it possible? Yok. Okay. Thank you. Evet arkadaşlar, şu an servisin içerisindeyiz. Lastikler, yağmur lastikleri, ısınan yerler ve arkada bir Ducati görüyorum. Evet arkadaşlar, pitin içindeyiz şu an. Hello. Hello. Tolga. Mustafa. Ya bırakın şu motoru bir inceleyeyim ya. This is the bike. Arkadaşlar şu an Panigale yanımda. E2. Şu an sökülü bir halde arkadaşlar yan granajları. Teknikle de. No secret. No secret. It's good. Görüyorsunuz Panigale'nin suratını. Bak lastikleri takılı değil, her şeyi sökülü. Bak bir yarış motorunda gidon nasıl oluyor bu tuşların. Göstermek istiyorum size böyle. Böyle bir ekran var arkadaşlar. Şu önde Yes from Istanbul. Depoda böyle karbonlar var. Bloğu falan görüyorsunuz böyle. Bak burada ekstra özel borular morular. Tabii ki bunlar daha yüklü arkadaşlar. Normal standart caddede bindiğiniz değil. İşte termin yönileri görüyorsunuz. Bir ses geliyor bunlardan. Yani 4 silindirleri bayağı bastırıyorlar pitte çıkarken. Bu da one swing arm. Hep anlatıyoruz ya tek kol diye böyle bir. Böyle geliyor işte tek kolun. Lastik sökülmüş hali bu arkadaşlar. Termin yönü buradan devam ediyor. Bak alçak katalizör matalizör. Abi şurasını gerçekten sanat eseri gibi yapıyor adamlar. Bakar mısın detaylara ya? Başarılı bak. Orada radyatör var. Burada radyatör var. Yanda dahi radyatör var bak. Bak lan bak mühendis gör. Görüyor musun mühendis bey? Yanda bile çok elleme sen de. Yanda radyatör var. Yandan da soğutuyor. Aşağıda da var. Her yerden. Havayı alıyor buradan içeriye veriyor. Arada soğutuyor baba. Ağzından burnundan hava alıyormuş gerçekten kardeşim. Gerçekten ağzına burnuna bak. Burada değildi ya. O ne bileyim şey çıkınca karıştırıyorum arada. Arkadaşlar şu an garajdayım. Bir bakım, bir motosiklete bakım yapacağız Motul ürünleriyle. Değişik bir şey lan. Superbike'da bakım yapacağım motora şimdi. Ne yapacağım ben de bilmiyorum ama bir şeyler yapacağım. Sizlerde stopu yaptıracağım size bugün. Rahat ol ya. Süper. Ben de ya. Ürünleri kullanıyorsunuz. Tamam o zaman. Şu an Kawasaki takımının Can'ın takımının yanındayız. Hatta Can da içeride. Gelin bir iki Can'la da muhabbet edelim. Neler oluyor, neler bitiyor içeride. Kardeşim ne haber? Abi iyisin. İyi yavrum, senden ne haber? İyi valla, nasıl olsun ya? Nasıl gidiyor? İyi valla, dün işte birinci antrenmanda birinci olduk. Sıralamada küçük bir sıkıntı çıktı. Bugün yine sabah ikinci oldum. Bakalım yarışta nasıl olacak? Bu sefer ayarları değiştirmeyin dedim, yeter artık dedim. Alıştığımız gibi bırakın artık. Artık bırakın bir kullanalım dedim. Bakalım nasıl olacak? Sen nasılsın abi, nasıl gidiyor? İyi valla, ya değişik bir atmosferin içine girdik. Çok eğlendim bugün. Hatta pitbola atladık bir ara. Oradan sizi geçerken falan izledik. Kulaklarım biraz ağır işitiyor bugün. Mahvoldu kulaklarımız ama her anda değerdi. Burası da farklı bir atmosfer be kardeşim. Bizim Sakarya pistine benzemiyor değil mi? Abi orada hani goy goy şamata çok güzel ama burada acayip bir heyecan var. Hani farklı bir yer. Sen nasıl dayanıyorsun? Nasıl alıştınız abi bu heyecana? Vallahi abi burası güzel ya. Sakarya pistinde iyi güzel antrenman da burası farklı dünya yani. Burası gerçekten gerçek dünya burası. Orada dostane bir arkadaş ortamım var. Katılmıştık sağ olsun Can. Eğitti beni biraz piste. Aynen. Öğrettim bayağı bir kullandım. Güzel bir düştük ettik falan. Derece olarak da iyi derecelere atıyoruz. Podyum potansiyeli var. Bakalım nasıl olacak. Hele bu ayakta. Yani aynen. Ayakta küçük bir sıkıntı vardı. Hala var. Sana işlemiyor ama galiba. Yani dikişler açılmadığı sürece sıkıntı yok. Ben devam edeyim. Kanka değdirirken dikkat et. Tamam. Aynen. Sakarya'da da taktik veriyor da burada da veriyor. Biraz ben ondan önce düştüm birazcık ama olsun. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Bir ara antrenman yapalım yine. Yapalım abi. Bir daha sene siz, şey siz sezonu böyle bitirin de. Harca harca. Abi beni bir harca canım. Öyle demeyelim de. Ona ben sonra anlatırım kameradayken değil. Hocam bunlar nitrojenli falan koydun mu? Ne nitrojeni ya? Gel. Sesten duyuyor musunuz bilmiyorum ama şu an toprağın motorunu test ediliyor.
bizim MRR'la arasında o kadar çok fark var ki anlatamam. Bu normal bir MRR değil. Bazı testler yapılıyor. Hatta böyle şu burnunda falan kamerası falan var. Bak saçlarıma bak, egzozdan da. Saçlarımı görüyor musun? Ne kadar üflüyor motor. Çok az kaldı yarışa. O da şu an içeride artık çıkmıyor, gözükmüyor. Konsantre oluyor. Kardeşim biz sana yanıyoruz. Haydi bitirsin işi. Padok alanından bildiriyorum arkadaşlar. Şu an arkam pit duvarı ve arkamda bak kimin garajı var. Makinesi hazırlanıyor sevgili toprağın. Müthiş bir kalabalık var şu an. Yarışın en favori adayı, en sempatik ismi, en güzel kardeşimiz olduğu için böyle makinesine de ciddi bir ilgi var. Şu an pit alanı kendisi arkada. Orada son yarış bilgilerini alıyor şu anda kendisi. Mekanikerleri de son kontrollerini yapıyor. Lastik ısıtmalarını taktılar. Makine artık grenajları takıldı. Bütün her şey yapıldı. Ya şu an neredeyim var ya. Gerçekten ben bile inanamıyorum şu an burada olduğuma. Şu an ekrandan izliyoruz arkadaşlar. Şu an Bulega 1'de yaklaşık 4 saniye falan fark var. Ama toprak şu an şampiyonluğu hemen hemen garantilediği için risk satın almak istemiyor. İkinci pozisyonda gidiyor. Geliyorlar mı? Arkada da arasında fark var mesela. Bulega ile toprak açtı farkı. Geliyorlar dur. Toprak. Arkasındaki farka bakın, yoklar arkadaşlar. Biz nasıl şampiyon olacağız? Olsun, yok. Garanti olsun, bizim olsun baba. Gerçekten burası sağlığa zararlı bir yer ama hiç sıkıntı yok, olsun. Şu an son turdayız arkadaşlar. Şampiyon geliyor birazdan. Onlar daha çok hak etti, görsünler. Toprak geliyor. Şampiyon! Gel! Tekerde geçti be. Yaptı yine şovunu. Tek tekerle gidiyor. Gel şampiyonum. Gel. Yaptı yapacağını. Tamam. Ne istiyorsak verdi. Ekran başından alkışlayın nasıl adamı. Oh be, stres var. Şu an BMW'de şampiyonluk kutlamaları başladı arkadaşlar. Vallahi hepinizi tebrik ederim. Burası şu an bayram yeri gibi arkadaşlar. Herkes çok mutlu. Vallahi ben tüylerim diken diken. Yani ne söylenir bilmiyorum. Helal olsun be kardeşim. Evet, yarışçılar geldi arkadaşlar. Şampiyon sanırım yine en son gelecek. Vallahi geliyor. Yaka yaka geliyor be. Ya lastik gitti. Şampiyon tebrikler be. Uzaylı gibi oldu. Aa çok iyi. Müthiş bir kalabalık var böyle, mahşer gibi burası. Şöyle arka tarafı bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz. Abi inanılmaz. Burada olmak inanılmaz. Müthiş bir şey. Yani i̇nanılmaz. Gel, bir de gel. Artık yarışı yani toprak değildiriz. Keyfini çıkarırız. Ya var ya, gurur duyuyorum şu an onunla. Vallahi ve burada olmak da böyle çok gerçekten güzel bir şerefti. Motile de buradan bu heyecanı bize yarattığı için hakikaten teşekkür ederim. Çok İnanılmaz teşekkür yerlerden yarışlar izledik bugün ama tabii ikisi önemli olan kral şampiyonu oldu. Yani yapacak bir şey yok. Şu an aşağıda müthiş bir eğlence var fandan. Kırmızı! 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 Geliyor. Hak etti be adam. Final geldi. Yakaladık seni. Çok yoğunsun biliyorum. Çok da yormak istemiyorum. Diğer arkadaşlarım da yanında. Ne hissediyorsun ya? Nasıl yani bir duygu mutluyuz. Bu? Yani duyguyu şöyle tarif edemiyorum tabii ki de duyguyu. Ama genel olarak çok mutluyum. Çünkü yani hedefini ve hayalini kurduğumuz şeye ulaşmış oldum. Bunun için çok mutluyum. Biliyorsunuz BMW'de imzaladığımda çoğu kişi hakkımızda hep böyle saçma sapan yorumlar yapmıştı. Özellikle işte hani kariyerini bitiriyorsun falan diye. Şimdi onları yazanları ben burada görmek istiyorum. Onlar bugün yani burada uzaktan izleyenler. Onlar köşelerden. Yani onlar şu an izleyerek. Onlar şu an salağa yatıyor. Hayır, oğlum biz hep destekliyorduk. Aynen öyle. Ama güzel bir cevap oldu herkese. Ben çünkü ilk birinci olduğumda BMW'de bunu söylemek için bekliyordum.
ikincilik değil, birincilik için. Şimdi dünya şampiyonu olduk. Şu an daha da rahat söylüyorum. BMW için inanılmaz bir şey oldu. Çünkü BMW bugüne kadar hiçbir dünya şampiyonluğu yok motosiklette. Dünya şampiyonu olmuş oldular. Ben de ikinci dünya şampiyonluğuma ulaşmış oldum. Yani rüya yaşadık. Tabii ki de ekran başında izleyen insanlar tabii ki de çok heyecan yapıyor, stres yapıyor. Orası da çok farklı ama buraya gelip canlı izlediğinizde tamamen bambaşka. Çünkü televizyonda her şeyi görmüyorsunuz. Ama canlı burada izlerken motorun o gelişi, virajı işte o durdurmaya çalışırken ki o hani her şeyi burada hissiyat hissettiğiniz için o sesle beraber bazen diyorsunuz ki hani testlerde ben mesela gidiyorum başka birilerini izliyorum. Geliyorum takıma diyorum ki ben de böyle mi giriyorum viraja hani. Dışarıdan bambaşka gözüküyor baba, yani. Bak buradaydık biz Alişan'la. Seni burada izledim, şurada izledim. Geçtiniz böyle döndüm. Bunlar delirmiş dedim. Böyle gidemez dedim. Hani canlıda o ses bam güm buradan bir geçiyorsunuz böyle var ya. Hani gözün seçemiyor seni geçerken. Ancak uzaktan anlıyorum senin ilk geldiğini. İlk dur. Hepsiniz dedim ki bunlar ya. Kafayı yemiş gibi gidiyor dedim. Yani çıldırmışçasına gidiyorsunuz. İçeride kaskın içinde nasıl bir duygu kaskın oluyor? Kaskın içinde hiçbir şey olmuyor ya. Nasıl ya? Öyle gerçekten. Ben motorun üstündeyken yavaş hissediyorsun. Yavaş. Ama yarın farklı olacak. Final güzel. Yarın ne yapacaksın? Onu söyle de çok merak ediyorum. Yarın kapışma var. Yarın asılacağız mı? Elimden geleni yapacağım. Asılacağız. Bakalım ne olacak. Beyler dikkat edin. Vaziyet alın. Yarın gelin çarşı karışıyor baba. Seni bakalım, çok tutmayalım. İşin gücün var. Otursan ben biz böyle 10 saat otururuz sende ama bekleyenlerim var. Oturmayalım be 10 saat. Yok şaka bir yandan. Bokunu çıkar beni oğlum diye. Oturmayalım be 10 saat. Toprakçığım çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. O zaman şampiyon. Bitmedi yani hafta sonu biliyorsun. Bak, yarın yine buradayız. Ama o kadar rahatım ki. Çıkmayıp sizle mi izlesem acaba? Biz şey dedik, kamp sandalyelerini şuraya atarız belki. Sen de dedim hep beraber izleriz. Olabilir yani. Ya Ducaticiler geçerken çok üzgün geçtiler böyle. Çok. Seneye, başka zaman iş. Seneye bile demedik. Hangi şarkı söyledik? Bu iş böyle. Yapacak bir şey yok. Hangi şarkı söyledik? Artık bizi öpmüyor dedik onları böyle geçerken. Bende yok o şarkı ama. Onlara uygun bir sürü şarkı var ama sorun yok. Teşekkürler Toprak. Yani arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda artık yarışçıların girdiği pistin içerisindeyiz. Hazırlıklar devam ediyor. Her yerde yarışçılar var. Bak burada Kawasaki. Nerede çıkacak? Loves burada öndedir. Burada Yamaha ekibi var. O abi burada olmak çok güzel bir his ya. Pit değil pisttesin artık. Doğru diyorsun artık piste girdik. Hey my friend good luck. Hello. BMW'nin diğer grubu burada. Bizim takım arkadaşımız. Sıralama turuna göre yerlerinizi alıyorsunuz. Yarıştaki sıralamanıza göre alıyorsunuz. Kim burada bak. Sevgili Toprak burada. Yarış öncesi son briefingler. Kenan abi burada. Can burada. Bahattin burada. Vallahi gerçekten buraya kadar. Yarış öncesi son briefingler. Lastikler sökülüyor. Yarış birazdan başlayacak. Şimdi dışarı çıkacağız. Size yine şu kenardan birkaç sahne çekeceğim. Bu yarış 2 artık son yarış. Dün şampiyonluğumuzu ilan ettik. Toprak bugün şov yapacağını söyledi. Şu an yarış birazdan başlayacak arkadaşlar. Evet, ısınma turu başlıyor arkadaşlar. Yine heyecanlı bir köşeden yerimizi aldık. Bu ısınma turu. Bir akıllılık yaptım. Kulak tıpalarını istedim ben de. Dayanılacak gibi değil. Kulak zarlarınız titriyor çünkü burada böyle. Yarış başlıyor arkadaşlar. Başladı. Yine yağ döküldü arkadaşlar pistte. Az önce bir problem yaşandı ve yarış bitti. Toprak öndeydi. Aha da geldi. Bak. Birinci. Dostluğu görüyorsunuz arkadaşlar. Yarış bitti. Bulega ve Toprak. Toprak birinci bitirdi bu sefer. Güzel bir yarıştı. Son 4 kala talihsiz bir olay yaşadı Yamaha ekibi arkadaşlar. Motor patladı. Thunder Mark'ta 3. oldu arkadaşlar. BMW çift oldu. Ya burası ne güzel bir yer ya. Beni burada bırakın. Ne olur beni burada bırakın. Ve sonunda geldi mi şampiyonluk? Geldi abi ya. Sözünü tuttum ben sana. Helal olsun. Bak şimdi burada yanlış söylüyorsunuz. Şampiyonluk dün geldi.
Evet. Birincilik diyeceksin abi. Bunu öğrenmemiz lazım bir kere. Adam dedi ki ben İstiklal Marşı'nı buradan okutmadan gitmem dedi. Okuttu. Sözünde de durduğun için vallahi kesinlikle bak. Kesinlikle yani şöyle İstiklal Marşı'nı okutmak bambaşka bir duygu biliyorsunuz. Yani siz de zaten orada yaşadınız. Aynen öyle. Yani o kadar kişinin içinde, o kadar gurur kalabalığın duydum. İçinde herkes gurur duyuyor tabii ki de. Ve özellikle çok fazla olmasa da birçok Türk vardı burada evet. Ve hep beraber İstiklal Marşı'nı okumak bambaşka bir şey ki bunu bak, Hollanda'da hala kalkıyor bak tüyler, Hollanda'da bak. O kadar fazla Türk vardı ki yani yaklaşık belki 150 kişiyle beraber İstiklal Marşı'nı okuduk. Evet. Hayatımda daha önce bu kadar etkilendiğimi hatırlamıyorum. Müthişti. Biz yani, burada bile öyleysek orayı düşünemiyorum. Çok aynen Türk var. Aynen öyle. Yani çok teşekkür ediyorum. Vallahi. Sonunda yetiştin son yarışa. Vallahi. Efsane çok istedim. Yetiştin. Efsane yarışa yetiştim. Aynen. Hatta burada da şampiyon oldu. Çok aynen. Yoğun. Gerçekten programın yoğun. Ayırdığın vakit için çok teşekkür ederim. Türkiye'de bunu keşke ayrı bir yere... Keşke daha fazla vaktim olsaydı ayrı daha fazla yarış edecek ama Türkiye'de bunu hallederiz abi. Arayı kapatıyoruz. Biz şu eti yiyelim de Türkiye'de. Bir abone olsunlar mı be? Abone olsunlar, takip etmeyi unutmasınlar. Yorum zaten yaparlar. Ya. Başka ne vardı abi? Ya senin canın sağ olsun. Tamam. Başka hiçbir şey yok. Aynen. Şampiyonluk var. Görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Sağ olsun. Arkadaşlar bu arada genelde bizim videolarda gösterdiğimiz Motul'ün ürünlerinin tek tek burada kullanıldığını söyleyebilirim size. Hani adamlar Shine & Go'yu bile burada çıkmadan kullanıyorlar motorların üzerinde. Hatta bazı yerlere girdim. Arkada size bunu hani göstermek istedim ama her tarafı maalesef çekemiyoruz bundan dolayı. Hani olabilen yerlerde zaten bazı görüntülerde çektik. Burada genelde 300V kullanılıyor. Her marka olmasa da hani Motul buranın World Superbike'ın hem resmi ana sponsoru hem de yani bir takımı yok. Diğer takımlar zaten Motul ürünlerini kullanarak devam ediyor. Bak burada da Honda falan varmış ha. Bak görüyor musun? Burada Motul'ü kullanıyor adamlar. Bak Motul. İçeride artık motorlar toparlanıyor. Bitiriyorlar. Hatta tanışmıştık takımdan. Sevgili Xavi toprağın rakibi olarak yarıştı bu sene. Onunla da oturduk. Sağ olsun keyifli bir sohbet onunla da yaptık. Buradaki yarışçıların çoğu gerçekten beklediğiniz gibi değil. İnsanlar size böyle vakit ayırıp bir şeyler anlatmak istiyorlar. Tabii ki çok yoğun bir tempoları var. Değişik bir tecrübeydi benim için. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Umarım bunu tekrar yaşamak nasip olur. Yani bizim şampiyonun da gelip burada son günden bir gün önce şampiyonluğu alıp son gün podyum yapıp marşı burada okutturdu bize. Bağıra bağıra okuduk. Ay tüylerim diken diken oluyor. Yani bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrar size Jerez pistini. Jerez mi? Jerez mi? Jerez diyorlar buradakiler. O yüzden başka bir bölümde görüşürüz diyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.